Hadi ama Elif'ciğim. Yemen lazım. İstemiyorum. Neden istemiyorsun bir tane? Ben unuttum kızladım. Tamam canım. Tamam. Biliyorum özledin. Evet. Babam gelsin. Hayır. Kızladım. Biliyorum. Biliyorum. Çok özlüyorsun ama baban çok uzaklara gitti. Artık gelmeyecek. Sen de gidersen. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Ben yanındayım. Anladım babamı. Hayır. Bırakmayacağım Elif. Sana söz. Bırakmayacağım. Tamam. Tamam. Elif nerede öğrenebildin mi? Polis var ya, Serdar'ın evleneceği. Aylin? O almış yanına. İstanbul'dalar. Tamam. Efendim? Aylin merhaba. Merhaba. Asuman ben. Serdar'ın halasıyım. Aa! Memnun oldum. Ayrıca başımı sağ olsun. Sağ ol. Şu an İzmir'deyim. Yarın İstanbul'a geleceğim. Görüşebilir miyiz? Tabii tabii. Ama ben genelde mesaide oluyorum. Siz emniyete gelebilir misiniz? Olur. Gelmeden önce ararım. Peki, tamam. Görüşmek üzere. Serdar'ın ilk evliliğinden olan kızı Elif. Şu anda sizinle kalıyor, değil mi? Evet, benimle. Yani geçici olarak tabii. Serdar'ın akrabalarından sadece siz Elif'i sordunuz. Aylin Hanım, biz Elif'in ailemizle yaşamasını istiyoruz. Gerçi dediğim gibi son yıllarda Serdar'la pek görüşmedik. Dolayısıyla Elif bizi pek tanımıyor. Biz de Elif'i. Ama bu konuda ben üzerime düşeni yapmak istiyorum. Sonuçta ortada bir kan bağı var. Tabii haklısınız, anlıyorum. Bu yüzden de amacım bir an önce işlemleri başlatıp Amerika'ya Elif'le birlikte dönmek. Temel. Temel, tabii. Aile bağı bence de çok kıymetli. O yüzden elbette Elif'in akıbetiyle ilgili söz hakkı size ait. Ne isterseniz onu yaparsınız, ben karışamam. Peki o halde Aylin Hanım, biz ne zaman tanışabiliriz Elif'le? İstediğiniz zaman. Yarın nasıl? Gayet makul. Yani aslında kadının da torunu sayılıyor bir yerde Elif. Asuman Hanım'ın mı? Hı, evet. Bugüne kadar hiç görüşmemişler. Tanışmamışlar gerçi ama. Yine de hem kanunen hakkı hem de vicdanen. Yani bakınca elbette yanında ister. Kan bağı olan tek kişi. En zor da bu zaten değil mi? Herkesin aynı anda haklı olduğu hikayeler. Zor. Benim de bir iki hikaye var böyle bildiğim. Nasıl söyleyeceğim ben şimdi Elif'e? Bak bu kadın babanın halası. Seni istiyor. Onunla gideceksin. Hem de bayağı uzağa. Hadi hoşça kal mı diyeceğim. Ne yapacağım? Bundan daha iyisini yaparsın sanki. Emin değilim. Kafamda evirip çeviriyorum. Hiçbir türlü olmuyor. Yardım ister misin? Yani yanında olmamı ister misin Elif'le konuşurken? Yapar mısın? Bunu da yapar mısın Hakan? Bunu da ne demek ya? Hep biliyordum çok iyi bir insan olduğunu. Çok uzun zamandır hem de. Ama bu süreçte öyle desteğini gördüm ki az biliyormuşum, az tanıyormuşum seni. Çok daha fazlasıymışsın. Fazladan bir şey yapmıyorum. Hem biliyorsun, süreç bizim işimiz. Haber verirsin. Sonra gider beraber konuşuruz Elif'le. Tamam. Bak, şimdi biz buradayız. Burası İstanbul. Emre ben. Ha. Babam da. İzmir'deydin. Şimdi benimlesin ya boncuğum. İstanbul burası. Biliyorum. Ha, güzel. Şimdi Asuman hala var ya, babanın halası. Senin de babaannen gibi düşün. Babaannem mi? Hı, babaannen. Evet, öyle. Şimdi o senin yanında çok istiyor. O seni çok seviyormuş. Ben onu seveyim mi? Seversin bence. Sen herkesi çok seversin. Şimdi bak. Asuman hala da burada yaşıyor. Burası Amerika. Çok olacak. Anneciğim hadi gel. Ben gelemem ki. İkiniz gideceksiniz Asuman'la. İstemiyorum Asuman. Ama Asuman seni çok seviyor.
seni çok istiyor yanında. O gideceğiniz yerler var ya, çok güzel yerlermiş. Hem ileride annen seni ziyarete gelir. Sen de anneni ziyaret edersin. Çok güzel olmaz mı? Olmaz. Gelmem babası kaldı. Çok bakacağım. Tamam git. Ben yanlış bir şey mi söyledim? Yok canım, hayır. Hakan, ben daha iyisini yapamazdım. Çok teşekkür ederim. Keşke işe yarasaydı. Yok öyle deme. Bir yerden başlamış olduk. Ama galiba bundan sonrası bende. Haklısın. Bana müsaade. Siz en iyisi baş başa halledin. Her şey için çok sağ ol. Ya önemli değil. Önemli. Sandığından çok daha önemli. Sen de öylesin. Bugüne kadar bunu bu kadar hissedememişim. Ama benim hatam. Boş ver ya. İnsan ne hatalar yapıyor Aylin. Kendine bu kadar yüklenme. Dikkat edin. İyi bakın birbirinize. Merhaba. Ah merhaba. Hoş Hakan geldiniz. Ben. Memnun oldum. Hoş geldiniz Aylin Hanım. Buyurun teşekkür oturun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu da Elifciğimiz. Merhaba Elif. Merhaba. Ben Asuman Alan'ım. Babanın en büyük halasıyım. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de. Gel buyurun, oturalım otur. Hadi gel. Gel oturalım. Gel kucağıma, yoruldun sen. Gel. Hoppa. Nasıl oturuyorsun? İyiyim çocuğum, sağ ol. Bak şuradaki ağaç var ya. Ağacın orada kuşların evleri var, biliyor musun? Gördün mü? Evet gördüm. Evet işte. Bu arada dediklerimi anlayabiliyor mu? Anlar tabii, niye anlamasın? Ne bileyim. Zekasıyla ilgili bir problem yok Elif'in. Aslına bakarsanız bize göre hiçbir problemi yok. Siz de alışırsınız bu duruma. Tabii canım. İnsan nelere alışmıyor ki? Elif. Elifciğim. Koş. Hadi koş o zaman. Koş. Elifciğim, bu gece seni almaya geleceğim. Hazırla eşyanı. 2 gün sonra da uçakla Amerika'ya gideceğiz. Tamam mı canım? Anneciğim. Ankara'da uzak mı? Biraz uzak. Çok kızayım. Oo, biz de çok özleriz. Canım. Bavulun da bitti Elifciğim. Her şeyini aldık. Bir eksiğimiz yok değil mi? Vay. Neymiş? Gel. Bunu kese koysam. Böyle. Benim mi? Beni de mi bavula koyacaksın? Daha neler? Anneciğim, sana mı kırmıyorum? Bak yapma böyle. Bak ben çok fena oluyorum sonra. Hem korkma ve emin ol. Senin için en doğrusu neyse olacak, tamam mı? Tamam. Anneciğim. Ben mi kışımıyorum? ...45 dakika geciktim. Trafiğe takılmıştır. 5 dakika daha beklerim. Gelmezse arayacağım. Hadi abi. Hı. Ama gelmek kızmıyorum. Biliyorum, biliyorum ama böyle olmak zorunda. Alanda daha güzel bir hayatınız olacak. Hı. Arıyorum. Şşş. Efendim. İnanın bizim için de acı bir sürpriz oldu. Acı mı? Yani böyle bir sorumluluğa hazır değildik. Onu kastetmiştim. Açık konuşur musunuz? Elif'in durumunu bilmiyordum. Bak ama. Size güzel bir hayat diliyorum sadece. Anladım. Ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ne oldu? Geliyor mu? Gelmiyormuş. Neden? Hayır. Seni kaçırıyorum. Evet. Oh, benimle kalıyorsun. Benimle kalıyorsun. Oh. Oh.